Arabanız hazırdır Muzaffer Bey. Nasıl yani? Oldu mu? Çok bir şey yokmuş zaten. Karbüratörü temizledim. Saat gibi çalışır şimdi. Güzel. Aferin Ahmet. Gördün mü? Şehirde ustaya gitse dünya para isterdi. Hı hı. Sana da aferin Halide. Niçin? Ahmet'i işe aldığın için. Tamam abi, abartma. Günaydın Muzaffer Bey. Günaydın. Kusura bakmayın, rahatsız ettik sabah sabah. Estağfurullah. Buyurun, hayrola? Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Köyden Enver Emre'nin koyununu vurmuşsunuz. Meseleyi bilmiyoruz. Gün içinde karakola uğrayıp ifade verirseniz iyi olur. Peki, tamam. İyi günler. Güle güle. Afiyetin olsun Ramazan Efendi. Yavaş ya biraz, yavaş boğulacaksın. Hoş geldin kız. Yasin abi vermiş parayı, öyle mi? He. Yarın öbür gün getiriyorum kızı çiftliğe, biliyor musun? Benden sana bir bacı, bir kardeş nasihati. Hı. Yani bana sorarsan avradını çiftliğe getirme. O ne ya kız? Yasin mi var? Dayını bilmiyor musun? Ne olmuş kızım dayına? Güzel avratlara ne yaptığını biliyorsun değil mi? Oha! Çüş derler kızım adama. Dayım kızım o benim. He. Dayın öyle mi? He dayım. He dayın. Peki sen dayın erkek değil mi? Erkek. Erkek. Yarın öbür gün sen çapa ırgatlarının peşine yahut şehre gideceksin. Günlerce gelmeyeceksin. Avradında çiftlikte. O zaman ne olacak? Güzel. Deli deli konuşup beni de dellendirme. Benim avradım namusludur, anlıyor musun? Ya Ramazan, senin avradın namuslu olabilir. Bak, ben daha 17 yaşındaydım. Bir gün dayına rastladım, şu çiğit ambarının köşesinde. Kolumdan tuttuğu gibi beni içeri çekti götürdü de ağzımı açıp gık diyemedim ya. Ya kızım tamam, ben anlıyorum seni de. Şimdi ben kalkıp dayıma desem ki dayı ben şehirde yaşayacağım. Dayım bana dönüp dese oğlum sen ne işin var orada? Senin yerin burası, çiftlikte yaşayacaksın sen. Ben dayıma ne cevap vereceğim Gülizar ha? Ne diyeceğim? Pekala Ramazan Efendi. Sen daha iyi biliyorsun. Kedinin de boynuna ciğer asılmaz.